Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmeleri aktaracağız VOA Türkçe ekibiyle birlikte önümüzdeki yarım saat boyunca. Biden'dan Mayıs sonuna kadar herkese yetecek aşı sözü, ekonomik pakete destek çağrısı, Amerika Başkanı'nın gündemi, açıklamaları bugün Seren Akif Ak Yıldız'da olacak. Biden yönetimi adaylarının Senato onay sürecine ilişkin ilk fire Dilge Timoçin aktarıyor olacak. Tartışmalı bütçe dairesi adaylığı neden geri çekildi? Dilge'de olacak bu konudaki ayrıntılar. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuştu ve ülkesinin dış politika önceliklerini açıkladı. Begüm Dönmez Ersöz hem bu açıklamayı hem de Freedom House raporunu anlatacak bize yayında ve Avrupa'dan gelişmeleri de yine Berlin'den alacağız. Bugün Stüdyo VOA'yı başlıyor. Amerika Başkanı Biden'ın salgının ekonomiye birçok açıklaması var dünden beri yaptığı. Hemen onları aktaralım yayınımızın başında. Serhan Akif Ak Yıldız'a dönelim. Serhan, Biden hem ekonomik yardım paketine destek çağrısı yaptı hem de aşı cephesinden umut vaat eden haberler verdi. Aslında Amerikalıların en önem verdiği iki başlıktı bu. Zira iki sorun çözüldüğünde de birçok konu yoluna girecek gibi görünüyor. Nedir son açıklamaları Biden'ın? Amerika'nın koronavirüsüyle mücadelesi hem ekonomik boyutta hem de alanda devam ediyor. İşte bu iki açıklaması öne çıktı dün ve bugün diyelim. Öncelikle ekonomik paketle ilgili konuştu Joe Biden. Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'la konuştu. Chuck Schumer Biden'la konuşmasını aktardı, neler konuştuklarını. Joe Biden dedi ki bu ekonomik paketin Senato'dan bir an önce geçmesi gerektiğini belirtti. Destek çağrısı yaptı. Senato'daki demokratlara ekonomik paketi desteklemelerini istedi. Çünkü dedi Amerikalılar bizi bunun için buraya gönderdi dedi ve biz de görevimizi yapmalıyız dedi. Özellikle Biden o ekonomik pakette Demokratların kendi içinde de tartıştığı Amerikalılara doğrudan $1,400 yardımın da desteklenmesi çağrısını iletti. Peki o paket ne zaman gündeme gelecek Senato'da? Dünkü yayınımızda bugün için demiştik. İşte o netleşti. Çoğunluk lideri Chuck Schumer, Senato çoğunluk lideri dedi ki bu akşamdan itibaren $1,9 trilyon paketi Senato'da görüşmeye başlayacağız. Ne zaman çıkacak Senato'da? Hafta sonu Senato'da onun onaylanması bekleniyor bu paketin. Daha sonra onaylandıktan sonra tekrardan Temsilciler Meclisi'ne gidecek. Çünkü Temsilciler Meclisi'ndeki içeriğinde asgari ücretin arttırılması da yer alıyordu. Senato'da büyük ihtimal Senato ayağında asgari ücret olmayacağı için Temsilciler Meclisi'nde tekrar onaylanmak durumunda ki onun da yeni haftanın ilk günde pazartesi günü oylanması ve 14 Mart'tan önce Başkan Joe Biden'ın önüne giderek, imzasına giderek 14 Mart'a kadar da artık yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çünkü hep söylediğimiz gibi 14 Mart'a kadar bazı yardım programları sona erecek önceki paketlerde yer alan. Koronavirüsüyle alanda mücadeleye gelince ki dün önemli açıklamalar yaptı Joe Biden. Dedi ki Mayıs sonuna kadar bütün yetişkin Amerikalılara yetecek kadar aşı olacak dedi. Daha önceki açıklamalarında Temmuz ayının sonunu işaret etmişti Joe Biden. Şimdi iki ay öne çekmiş görünüyor bunu Amerikan başkanı. Bunda tabii ülkede son dönemde özellikle aşı çalışmalarında gelinen nokta aşama önemli. Yaklaşık 2 milyon aşı yapılıyor Amerika'da her gün ortalama. Bununla birlikte 3. aşı da devreye girmiş durumda Johnson & Johnson ki o tek doz aşı. Onunla ilgili de önemli açıklama yaptı. Dünkü yayınımızda da söylemiştik. Merck şirketinin Johnson & Johnson'ın aşı üretimine destek olacağını ve bunun da aşıları hızlı oranda arttıracağını vurguladı Başkan Joe Biden. Ancak bu açıklamalar yapılırken bu açıklamalara biraz gölge düştü de diyebiliriz. Bazı eyaletler artık kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Dün almaları bekleniyor diyorduk. Artık o kararlar alındı. Texas ülkenin en büyük ikinci eyaleti. Texas valisi dedi ki 10 Mart'tan itibaren artık maske zorunlu olmayacak ve Texas %100 Texas'a dönecek. Restoranlar, okul, restoranlar açılacak, spor salonları açılacak mesajı verdi. Sadece Texas değil, Mississippi'den, Michigan'dan, Güney Dakota'dan birçok eyaletten kısıtlamaları gevşetme kararı haberleri geldi. İşte az önce Başkan Joe Biden Beyaz Saray'da kongre üyeleriyle görüşürken konuyla ilgili soru soruldu Joe Biden'a. Nasıl değerlendiriyorsunuz dedi bu eyaletlerin bu kararlarını, hata olarak niteledi. Kesinlikle gardımızı düşürmemeliyiz dedi. Önlemlerimize devam etmeliyiz dedi.
ellerimizi yıkamalıyız, sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz, kalabalıklardan uzak durmalıyız dedi. Gazetecileri hitaben dedi ki siz bunları biliyorsunuz, biliyorum dedi. Ama umut ederim ki bazı seçilmiş liderlerimiz de bunları bilirler, öğrenirler dedi Joe Biden. Bir yanda aşı çalışmaları iyi gidiyor gibi görünüyor Amerika'da. Ancak bununla birlikte eyaletlerin kısıtlamaları gevşetmeye, yumuşatmaya başlaması da ayrı bir endişe kaynağı yaratmış durumda ülkede diyebiliriz. Serhan, sana Senato'da devam eden önemli bir oturum için tekrar geri dönmeden önce Dilgetim Oçin'le döneceğiz. O da Biden yönetiminin kabine adaylarının onay süreçleriyle ilgili açıklamalar var. Yavaş ilerliyor bu süreç. Atanan isimlerin neredeyse yarısı onaylanmadı ve dün önemli bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray Senato'da onay süreci daha önce attığı Twitter iletileri yüzünden tıkanan Nira Tandon'un adaylığını geri çekti. Şimdi Dilge, Tandon'un yerine Bütçe Dairesi Başkanı'na başka aday gösterilecek. Neden bu noktaya gelindi ve onay sürecine ilişkin Biden'ın adaylarının önünde zorlu bir yol olduğunun ipuçlarını da veriyor mu bize bu durum? Nedir son durum? Mehtap, Nira Tandon'un Senato'daki onay süreci geçmişte Cumhuriyetçiler hakkındaki sert Twitter paylaşımları nedeniyle zaten tıkanmıştı. Beyaz Saray'da Tandon'un yönetim ve bütçe dairesi başkanlığına adaylığını geri çekti. Başkan Joe Biden aday göstermişti Tandon'u. Yine yayınladığı kısa bir açıklamayla Nira Tandon'un adının yönetim ve bütçe dairesi başkanlığından çekilmesi talebini kabul ettim dedi ve Tandon'un yönetiminde başka bir görevde rol alacağını bildirdi. Tandon Twitter'dan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hakkında ciddi eleştirilerde bulunmuştu. Ayrıca 2016 yılında Mylan Ecza firmasının yönetim kurulu başkanı olan Senatör John Manchin'in kızını şirketin alerji ilacı EpiPen'in fiyatını arttırmasının ardından eleştirmişti. Cumhuriyetçiler hakkında yazdığı sert Twitter mesajları nedeniyle özür diledi Tandon. Hatta 46 senatörle görüştü geçmiş günlerde. Ancak Demokrat Senatör John Manchin'in de kendisine oy vermeyeceğini söylemesi Senato'da onaylanmasının kolay olmayacağını da gösterdi aslında. Senato'da biliyorsunuz 50-50 Cumhuriyetçi Demokrat eşitliği vardı, ancak daha önce evet oyu vereceği düşünülen iki ılımlı Cumhuriyetçi de iki Cumhuriyetçi senatör de hayır oyu vereceklerini açıklayınca Tandon'un Senato tarafından onaylanma umudu da kırılmış oldu. Bunun dışında İç Güvenlik Komisyonu daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu yine belirterek Tandon'un adaylığının tartışılacağı toplantıları iptal etmişti. Senato Bütçe Komisyonu da benzer bir toplantıyı iptal ettiğini açıklamıştı. İki senato komisyonunun Tandon'un onayının değerlendirileceği, bu değerlendirmesi için planlanan toplantıları da iptal etmesi Biden yönetiminin senatoda adaylığı reddedilen ilk kademe yönetici adayı olabileceği söylentilerine neden olmuştu. Ve artık bu gerçekleşti. Tandon da Beyaz Saray'a bir mektup yazarak adaylığının karşısında bir yokuştan daha fazlasının olduğunu, onay almamın hiçbir yolu olmadığını söylemişti. Şimdi Tandon'un yardımcılığını yapması düşünülen Shalanda Young'ın Tandon'un yerine geçerek Senato'daki onay sürecinin başlatılması gündemde. Hintli anne babanın çocuğuydu Tandon ve onun adaylığı Senato'da onaylansaydı bu kurumu yönetecek beyaz olmayan ilk Amerikalı kadın olacaktı. Ancak bunun yerine Biden'ın kabine adayları arasında göreve gelemeyen ilk isim oldu. Bu da bir yandan aslında Biden ve ekibinin yönetimi oluşturma ve adaylarını bu belirleme konusunda fazla güvenli, kendine güvenli davrandıkları şeklinde yorumlandı. Zira Demokrat Kongre üyelerinden bir fire bile adaylıkları zora sokabiliyor gördüğünüz gibi. Tabii bir başka durumda Cumhuriyetçilerin atamalara siyasi yaklaşması. Bu da başka bir sıkıntı. Biden yönetiminin toplam 23 pozisyon için Senato'dan onay alması gerekiyor ve görevdeki 43. gününde Senato bu 23 pozisyonu sadece onu için onay vermiş durumda. Daha önce onay alan atamalar ezici çoğunlukla Senato'dan geçmişti. Şimdi önümüzde tabii artık başka tartışmalı sayılabilecek isimler de var. Biri İçişleri Bakanı da Deb Haaland, bir tanesi de yine Savunma Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığına getirecek Colin Hall olacak. Onları da takip ediyor olacağız Mehtap. Dilgetim Oçin'e teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Serhan Akif'e dönüyoruz. Senato'nun 6 Ocak'taki kongre baskınına yol açan güvenlik açıkları soruşturduğu oturumları devam ediyor zira. Bugün de yerel saatle sabah 10'da başladı oturum. Amerika Savunma Bakanlığı, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları ve Ulusal Muhafız Birliği yetkilileri katılıyor sabahtan beri. Yaklaşık 4,5 saattir devam ediyor bu oturum. Neler konuşuldu şu ana kadar Serhan?
Şu ana kadar konuşulan belki de en önemli konu ulusal muhafızların neden kongre baskını sırasında geç geldiği konusu diyebiliriz. Özellikle senatörler zamanlama üzerinde duruyorlar ve o yönde soru soruyorlar. Evet, panele katılan, oturuma katılan Washington'ın ulusal muhafız komutanı diyelim. O dedi ki ben hazırdım kongredeki baskına müdahale etmeye, ancak dedi bana yetki çok geç verildi dedi, artık geçmişti dedi. Dediler ki bu durum sık görülebilen bu durum mu? Hayır dedi, bu çok ayrı bir durum dedi. Yani daha önceki meslek hayatlarımda hiç karşılaşmadığım bir durum. Bir olay için bir olay var dedi ve bu olaya dedi ben hazırlandım dedi. Askerleri, ulusal muhafızları hazırladık dedi. Maryland'de, eyalette beklediklerini, eğer izin verilseydi hemen kongre baskınıyla gelebileceklerini, yetişebileceklerini söyledi ki dakikaların böyle bir anda çok önemli olduğunu kaydetti. Ancak dedi bana gerekli yetki verilmedi dedi. Polis şefinin beni aradığında dedi, polis şefi beni aradıktan saatler sonra, ki polis şefi aradığında artık göstericilerin kongre binasına girdiğini kendisine söylediğini, ancak polis şefinin kendisini aradıktan saatler sonra kendisine asker ulusal muhafızları kongreye götürmesi yönünde onay geldiğini aktardı. Şimdi geçen hafta başlamıştı senatonun kongre baskını ile ilgili oturumları. O dönemde kongredeki güvenlik şefleri konuşmuşlardı. Dün de FBI, Federal Soruşturma Başkanı'nın FBI'nin direktörü Christopher Wray konuşmuştu. İşte bugün de hem FBI'dan bazı yetkililer, Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer ve ulusal muhafızların Washington'daki komutanı o panele katılıyorlar. Özellikle senatörler bu izin verme olayında kimin geç onay verdiğini öğrenmeye çalışıyorlar ve büyük ihtimalle bu paneller daha da devam edecekmiş gibi görünüyor ve başka isimler de çağrılacakmış gibi görünüyor. Bundan sonra görünen bu. Kongrenin bir de bir başka gündemi daha var, ondan da biraz bahsedelim. Temsilciler Meclisi'nde oy kullanma hakları ile ilgili bir yasa tasarısı oylanıyor bugün. Önemli bir yasa tasarısı, özellikle seçimden sonra eski başkan Donald Trump'ın seçimle ilgili iddialarının ardından birçok eyalette, ki 40'ın üzerindeki eyalette seçimlerle ilgili 200'ün üzerinde yasa tasarısı söz konusu. Yasama organları hatta bunları geçirdiler. Valilerin onayını bekliyor diyebiliriz ki demokratlar bunu seçmenlerin oy haklarının kısıtlanması olarak niteliyorlar. İşte Temsilciler Meclisi bunları giderecek bir yasa tasarısını bugün oyluyor. Ancak bu yasa tasarısı Senato'da kabul edilecek mi? O çok tartışmalı. Çünkü çok önemli bir yasa tasarısı ve Senato komisyonu kuralları koymayan komisyonun bunun için 60 oy gerekebileceğini söyleyeceği uzmanlara göre belirtiliyor. Onunla ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Özellikle Amerika'da Kasım seçimlerindeki bu seçime hile karıştığı iddiaları ile ilgili gelen önemli bir konu. Büyük ihtimalle bu konu Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzanacak diyebiliriz Mehtap. Serhan Akif Akyalız Amerika'da iç siyasetin gündemini aktardı. Kongre'nin, Beyaz Saray'ın. Teşekkür ediyoruz. Bakalım dış siyasetiyle ilişkin neler var? Amerika Dışişleri Bakanı yaklaşık 3 saat önce konuştu bu konuda. Amerika dış politikasında hangi ülkelerin, hangi unsurların, hangi konu başlıklarının öne çıkacağını bir anlamda resmini çizdi. Şimdi konuşmayı VOA Türkçe'den Begüm Dönmez Ersöz izledi. Begüm, Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de dün yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye için ortak çıkarlara sahip bir müttefik vurgusu öne çıkıyordu. Blinken'ın açıklamasında hangi konular yer aldı, aktarır mısın? Mehtap, Blinken Biden döneminde Amerika'nın dış politikasında öne çıkan 8 ayrı başlık, konu başlığı sıraladı. Bu başlıkları sıralamadan önce şunu söyledi, onu belki bizim de vurgulamamızda fayda var. Obama döneminde pek çok, Biden döneminde görevli olan pek çok yetkili Obama döneminde de görev yapmıştı, hatırlayacaksınız. Bu konuyla ilgili olarak, yani böyle bir durum olsa da Blinken dedi ki biz kaldığımız yerden devam etmiyoruz, yeni bir gözle bakıyoruz dünyaya dedi. Dolayısıyla Biden dönemi, Obama, üçüncü bir Obama dönemi mi olacak sorularına, tartışmasında da bu mesajı vermiş oldu. Şimdi gelelim 8 farklı başlığa Blinken'ın sıralamış olduğu. Daha çok aslında ülke olarak dış politikada Çin'i öne çıkardı. Çin'i 21. yüzyılın
en büyük jeopolitik sınavı olarak niteledi ABD Dışişleri Bakanı Blinken. Bunun dışında şöyle madde madde sıra sıra kısaca bakmak gerekirse bir numara tabii ki koronavirüsü salgının kontrol altına alınması ve benzer krizlerin, pandemilerin önlenmesi ya da öngörülebilmesi için önlemlerin alınması, ekonomik krizin sona erdirilmesi, tehdit altında olan demokrasinin yenilenmesi, yeniden canlandırılması, bu ifadeyi kullandı Blinken. Amerika'nın müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerini yeniden canlandırması, insani ve etkili bir göçmen sisteminin oluşturulması, iklim değişikliğiyle mücadele, Amerika'nın teknolojideki liderliğinin sağlamlaştırılması, güvence altına alınması, Çin'le ilişkilerin yönetilmesi. Çin'le ilişkilerin yönetilmesi konusunda da gerektiğinde hasmane mümkün olan yerlerde rekabet halinde olunacağı Çin'le ve gerekli görülen, olası görülen yerlerde de işte bazı alanlarda işbirliği mesajları öne çıktı denilebilir. Demokrasi vurgusu öne çıktı. Aslında Blinken dedi ki demokrasiyi biz maliyeti yüksek bir takım askeri müdahaleler ya da otoriter rejimlerin güç kullanılarak devrilmeye çalışılması girişimleri üzerinden teşvik etmeyeceğiz dedi. Demokrasiyi bu kısmı önemliydi. Amerika'nın kendi içindeki sıkıntıları da gündeme getirdi aslında Blinken. Fakat dedi ki demokrasiyi bizim de sağlamlaştırmamız lazım. Sağlamlaştırmadığımız zaman bizi ilk fırsatta eleştiren Rusya ve Çin'in elini güçlendirmiş oluyoruz dedi. Türkiye'ye gelince Türkiye doğrudan aslında Blinken'ın yapmış olduğu konuşmada ülke olarak ismi geçmedi ama Amerika'nın müttefikleriyle ve ortaklarıyla ilişkilerini canlandırması, güçlendirmesi kategorisinde belki bunu görülebilir. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Twitter'da bir mesajı dikkat çekmişti. Suriye'nin İdlib bölgesinde geçtiğimiz yıl 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırının yıl dönümünde bir mesaj paylaştı Ned Price ve o mesajında demişti ki onların fedakarlığını anarken ve onurlandırırken NATO müttefiki Miss Türkiye'nin yanında yer alıyoruz mesajını paylaşmıştı. Ve dün Ned Price'ın düzenlediği Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında da Türkiye konusu bu mesaj üzerinden gündeme geldi. Ve sözcü dedi ki Türk müttefiklerimizle bölgede özellikle de Suriye'de ortak çıkarlarımız var. Ortak çıkarlarımızı gerçekleştirme konusunda onlarla yapıcı şekilde çalışmaya devam edeceğiz mesajını verdi Türkiye konusunda. Dolayısıyla bir yandan S-400 ve demokrasi konusunda Biden yönetiminden mesajları hep yayınlarımızda aktarıyoruz. Bir yandan da Suriye bölgesinde de Suriye'de de birlikte çalışılabileceğinin mesajını veriyor denilebilir Biden yönetimi. Begüm, merkezi Washington'da bulunan Freedom House yani Özgürlük Evi raporunu da sen okudun. Dün açıklandı bu rapor. Pandeminin de damga vurduğu 2020 yılında ülkelerdeki özgürlük ve demokrasi durumu ile ilgili bir rapordu bu. Dünya genelinde demokrasideki düşüşün hızlandığı, otoriter liderler daha da cesaretleniyor vurgusu yapılıyor raporda. Nedir öne çıkanlar? Mehtap, Dışişleri Bakanı Antony Blinken de aslında konuşmasında Freedom House'un raporuna değindi. Yani dünya genelinde bir otoriterleşmede ve milliyetçilikte bir yükseliş trendi olduğuna dikkat çekti Blinken. Amerika içerisinde de Amerika içerisinde 6 Ocak'ta kongre baskınıyla saldırısıyla yaşanan duruma da hatta atıfta bulundu konuşmasında. Şimdi rapora ayrıntılı olarak bakacak olursak demokrasi kuşatma altında başlığı taşıyor bu rapor ve hem genel değerlendirmeler hem de ülke bazında farklı ülkelerdeki demokrasi uygulamaları ne kadar ilerleme sağlandı, ne kadar gerileme oldu bunlar raporlanıyor. Ve genel olarak aslında bakıldığında geride bıraktığımız yılda öldürücü bir pandemi, ekonomi alanında veya fiziksel güvensizlik, şiddetli çatışmalar yaşanırken dünyada demokrasinin savunucuları otoriter düşmanlarına karşı mücadelede ağır kayıplar verdi. Dünyadaki uluslararası denge tiranlık lehine değişti ifadesi kullanılıyor raporda. Biraz önce senin söylediğin otoriter liderler daha da cesaret buldu, cesaretlendi tespiti yer alıyor ve
Amerika özelinde bakıldığında Amerika'nın evet hala özgür bir ülke, özgür kategorisinde yer alıyor Freedom House'un raporunda ama sorunlu bir demokrasi olarak da niteleniyor. Özellikle Trump yönetiminin son bir yılında 11 puan düşüş kaydettiği ifade ediliyor Amerika'nın ve Amerika içerisinde demokrasi alanında geçtiğimiz dönemde yaşanan sorunların otoriter devletlere de malzeme verdiği tespiti yer alıyor. Dolayısıyla 6 Ocak'ta yaşananlar ABD için bir uyanış çağrısı olmalı. Amerika olumlu örnek teşkil ederse bu diğer ülkelere de sirayet eder. Onları da olumlu bir şekilde etkiler, yararlı olur tespiti var. Türkiye raporda nasıl yer alıyor? Rapordaki grafiğe göre Türkiye'de son 10 yıl içinde özgürlüklerde gerilemenin görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Yine özgür olmayan kategorisinde Türkiye son 10 yıl içerisinde de gerileme gösteren ülkeler arasında raporda yer alan grafiğe göre. Türkiye'nin de içinde bulunduğu biraz daha geniş coğrafyaya bakıldığında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının da demokrasi üzerinde aslında etkili olduğu tespiti var. Bilhassa Dağlık Karabağ çatışmasından, savaşından sonra Ermenistan'da yaşanan siyasi gelişmeler olaylara atıfta bulunuyor Freedom House'un raporunda. Dolayısıyla Dağlık Karabağ çatışması da demokrasiyi etkiledi. Otokratik ülkeler bölgede kendi komşuları üzerinde de olumsuz etkiye yol açıyor. Tespiti var. Çözüm önerileri var tabii ki Freedom House'un raporunda demokrasinin ve özgürlüklerin ilerletilmesi için ne yapılabilir? Sivil toplum ve demokrasi çağrısı yapan halk hareketlerinin desteklenmesi, özgür ve bağımsız medyanın desteklenmesi ve bilgiye erişimin korunması işte bu çözüm önerileri arasında yer alıyor. Begüm Dönmez Ersöz'e teşekkür ediyoruz. Hem Amerika Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarını hem de Özgürlük Evi'nin raporunu aktardı bize. Avrupa ile devam ediyor yayınımız. Almanya'da kısıtlamaların en az 28 Mart'a kadar uzatılması, buna paralel aylardır yaşamı kısıtlayan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi planlanıyor. Çok sayıda uzman gevşeme planını eleştiriyor ve koronavirüsünün daha bulaşıcı mutasyonlu türlerinin yayılmasına dair endişelerini dile getiriyor. Öte yandan ağır korona hastalarının %90'ının göçmen olduğu yönündeki bir rapor tartışmalara neden oldu. Bu arada hem Almanya hem de AB'den gelen açıklamalar korona ile bağlantılı ekonomik krizin etkilerinin 2023'e kadar hissedilebileceğini gösteriyor. Ayrıntıları Cem Dalaman bildiriyor. Korona ile mücadelede yeni bir dönemin başlangıcındayız. Başbakan Angela Merkel bugün eyalet başbakanlarıyla Berlin'de yaptığı kriz toplantısını işte bu cümleyle, bu umut veren cümleyle açtı. Merkel bir yılı geçkin bir süredir Almanya'da alınan önlemlerin kısmen başarılı olduğunu, aşılama ve test kampanyalarının etkisini göstermeye başladığını belirterek ileriye yönelik daha iyimser bakabildiğini açıkladı. Toplantıda varılan uzlaşıya göre 4 Kasım'dan bu yana Almanya'da geçerli olan kısıtlamalar önümüzdeki haftadan başlamak üzere çok kademeli bir açılım sürecine dönüşecek. Eyaletlerdeki vaka sayısına göre belirlenecek açılmış planına göre 8 Mart'tan itibaren yani önümüzdeki haftadan itibaren sosyal mesafe kısıtlamalarında gevşemeye gidilecek. Ne olacak? İki ayrı haneden iki ailenin bir araya gelebilmesine izin verilecek. Kitapçı ve çiçekçiler tekrardan açılırken iki hafta içinde daha doğrusu iki hafta sonra ki ikinci aşamada mağazalar, müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri gibi yerler açılacak. Ancak buraya girişlerde güncel negatif bir test sonucu gösterilmesi talep edilecek. Restoran, kafe, bar ve spor salonu gibi işletmeler ise vaka sayısının 100 binde 35'in altına düşmesi durumunda özel hijyen önlemleri altında ve aktüel bir testin gösterilmesi koşuluyla açılabilecek. Otellerde eyaletlerdeki vaka sayısının el vermesi durumunda tekrardan hizmet vermeye başlayabilecek. Çok sayıda virolog kısıtlamaların erken hafifletilmesinin yanlış olduğunu, virüsün mutasyonlu varyantının giderek yayıldığını savunarak açılmanın aceleye getirilmesinin hata olduğunu ve vaka ve ölüm sayısının önümüzdeki haftalarda yeniden hemen artışa geçebileceğini iddia ediyor. Bu arada Almanya'da korona ile ilgili en yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Lothar Wieler'in
bir açıklaması büyük şaşkınlık yarattı ve beraberinde tartışmaları da getirdi. Wheeler'in Merkel'e yaptığı bir sunumda, başbakana yaptığı bir sunumda, ülkemizde korona ile bağlantılı maalesef paralel bir yapı oluştu. Bazı hastalara erişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Göçmenler bunlar ve göçmenlerin büyük bölümü korona kurallarına uymuyorlar. Dil sorunlarından ötürü anlamıyorlar. Maalesef ağır korona vakalarının %50'sini oluşturuyorlar. Üstelik Alman vatandaşlığını alanları da katınca bu oran %90'lara kadar çıkıyor dediği öğrenildi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wheeler bu konuyu daha önce ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı damgası yeme korkusuyla açıklayamadığını belirtirken, konu bizim için bir tabu. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Özellikle de imamlarla görüşmemiz gerekiyor. Berlin'de çok büyük etkileri var. Başkentte, başka yerlerde de bu çok büyük bir problem şeklinde konuştu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Wheeler tabii ki kendisini de tahmin ettiği gibi ayrımcılık yapmakla suçlanırken, elindeki sayıları somutlaştırarak açıklamasını isteyenler oldu. Türk Büyükelçilik kaynaklarından bizim aldığımız sayılara göre salgının başlangıcından bu yana vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 25 Şubat itibarıyla 1631'di. Almanya'da koronadan ölenlerin toplam sayısı ise 70.881. Koronanın sağlıkla bağlantılı boyutuna paralel en çok konuşulan konulardan biri tabii ki ekonomik sonuçlarının ne olacağı. Hem Almanya'da hem Avrupa Birliği'nde, tüm dünyada esasında çok merakla beklenen, çok tartışılan bir konu. Almanya'nın en saygın ekonomik araştırmalar kurumlarından biri olan Nürnberg İş Gücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü bugün salgının ülke ekonomisini en erken 2025 yılına kadar olumsuz etkileyeceğini ve 500 bin kişinin işini kaybedeceğini açıkladı önümüzdeki yıllarda. Alman Ekonomi Bakanlığı da benzer bir açıklama yapmıştı ve ekonomik toparlanmanın salgının ikinci dalgasında kısıtlamaların tekrar uygulamasıyla büyük ölçüde durma noktasına geldiğini belirterek, Alman ekonomisinin bu yıl tekrar ivme kazanması için bir an önce kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Öte yandan Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomi ve maliyeden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, birlik ülkelerinin ekonomik olarak kriz öncesi seviyeye gelmesi için 2023'ü beklemenin gerekeceğini açıkladı. Gentiloni, Avrupa'nın hala koronavirüsle mücadele ettiğini ve varyantlar nedeniyle yeni önlemlerin devreye sokulmak zorunda kalındığını, krizin farklı seyri nedeniyle ekonomik düzelmede de farklı trendler olabileceğini belirtti ve daha önce söylediği ekonomi 2022'de düzelir şeklindeki açıklamasını, risklerin yüksek olması nedeniyle 2023'e ertelemek ya da çevirmek zorunda kaldığını vurguladı. Cem Dalaman Almanya'dan bildirdi Avrupa'da son durumu. Böylece biz de Washington'dan yaptığımız stüdyo yayın sonuna geliyoruz. Yarın tekrar bu ekranda Amerika ve Dünya'dan öne çıkan başlıklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.